Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Branş bazında sıralamalar açıklandıktan sonra özellikle ön lisans öğrencilerimizde büyük bir kaygı başladı. Doğal olarak atanır mıyım, atanamaz mıyım kaygısı. Biz de bu doğrultuda sizlere yardımcı olabilmek için bundan önce kendi bölümünüzde kaç kişi atandığını, bundan sonra kaç kişi atanabileceğini kısa da bölüm tanıtımıyla videolar hazırlıyoruz. Bugünkü inceleyeceğimiz bölüm tıbbi laboratuvar. Tıbbi laboratuvar öğrencilerinden Efsane büyük bir istek aldım. Bugün ne yapacağız? Tıbbi laboratuvar ne iş yapar? Bundan önce kaç kişi almış? 2017-2018 yıllarında kaç kişi aldığından, 2019-2020'de kaç kişi alabileceğinden, 2018'de kaç puanla kapattığını, 2020'de kaç puanla kapatabileceğini konuşacağız sizlerle beraber tahmin yürütmüş olacağız verilere bakarak ve başlayalım. Tıbbi laboratuvar ne iş yapar? Bunları inceleyelim. Arkadaşlar tıbbi laboratuvar Doktorlar tarafından istenen testleri yapıyor. Nelerden bahsediyorum? Mesela siz bir acile gittiğinizde doktor kan istediğinde oradaki sağlık personeli kanınızı alınıyor. O kan nereye gidiyor? Oradaki sağlık personeli sizden kanı alıyor, o kanı nereye gönderiyor? İşte buraya gönderiyor. Tıbbi laboratuvara gönderiyor ve tıbbi laboratuvar teknikerleri bunları inceliyor. Bunların görevleri bu. Ta sadece kanı mı? Hayır. Ve doktorun istem yaptığı her şeyi inceleyebiliyorlar. Bundan önce e, tıbbi laboratuvardan önce bu işleri kimyacılar yapıyordu ve tıbbi laboratuvarın eksiği belliydi. Sonradan tıbbi laboratuvar gerçekten e, aranan bir meslekti. Bölümü açıldı, atamalar yapıldı ama tabii ki her ön lisans sağlık bölümünde olduğu gibi mezun çok, alım olunca birçok öğrencimizde şu an ya boşta ya özelde asgari ücretlerle çalışanlar var. Durum gerçekten çok kötü Tıbbi laboratuvarlar nerelerde çalışabilir? Çalışma alanlarından bahsedelim. Arkadaşlar hastanelerde, poliniklerde, sağlık ocaklarında, genetik ve tanı laboratuvarlarında hatta tıbbi cihaz üreten firmalarda bile tıbbi laboratuvarlar çalışabiliyor. Çalışma alanında geniş diyebiliriz. Bundan önce tıbbi laboratuvarlar kaçla atanmış? Bunları inceleyelim. 2017-2018 yıllarında kaç alımlar olmuş, kaç puanla atanmış? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde seçim yıllarında daha çok alım yapan, seçim yıllarında belediyelerin daha iyi çalıştığını, kendilerini gösterdiklerini görüyoruz. Ve biz de 2018 yılındaki alım sayılarına bakalım. Neden? Hem milletvekili hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçim vardı. Bunu neye inceliyoruz? 2019'da da yerel seçimler var. Yani belediye seçimleri. Aynı senaryo olabileceği düşüncesindeyiz. Bu yüzden o sayılara, o verilere bakacağız. 2019'da aynı senaryo olursa kaç puanla kapatır bunları inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 2018 yılında bakanımız 27 bin sağlıkçı alımı yapacağını söyledi. Bunları 18 binlik ve 9 binlik periyotlar şeklinde yapacağını söyledi. Ve 9 binlik sağlıkçı alımında 829 kontenjant ön lisans bölümüne ön lisans öğrencilerine ayrıldı. Bu ön lisans öğrencilerinden de tıbbi laboratuvara ayrılan sayı 69'du. 18 binlik alımda ise 5567 kontenjan ön lisans bölümüne ayrıldı ve bunların içinden 577 kontenjan tıbbi laboratuvar bölümüne ayrıldı. Ve genel tabloya baktığımızda 27 binlik alımda 6396 kontenjan ön lisans bölümüne bunun içinden de 646 kontenjan tıbbi laboratuvar bölümüne ayrıldığını görüyoruz. Anestezideki gibi bir senaryo var sizde de genel olarak yaklaşık olarak onda biri kadar alıyor. Ve arkadaşlar 2018 yılında son atamada en son puanla giden kişi 81,06 puanla atanmış tıbbi laboratuvar bölümünde. Şimdi arkadaşlar tıbbi laboratuvar 2017 ve 2018'e baktığımızda bakın 2017'de 3964 kontenjan ön lisans bölümüne ayrılmış. Buradan 256 kontenjan tıbbi laboratuvarı. 2018'de toplamda 646 kontenjan ve bunları topladığımızda 2 yılda 2016 KPSS puanıyla atanan tıbbi laboratuvar teknikeri sayısı 902 olduğunu görüyoruz. Eğer olur da 2019 ve 2020'de 850 950 1000 gibi bir alım olursa gene tıbbi laboratuvar teknikerlerine puanlar kaça düşebilir bunu tahmin edeceğiz. 850 900 950 gibi bir alım olduğunda tıbbi laboratuvarın kendi branş sıralamasını göz önüne alarak söylüyorum. Kendi içinizdeki sıralamaya bakarak söylüyorum. 82 puanla gidebileceğini veriler bize gösteriyor. Eğer olur da 1200, 1400, 1600 gibi bir alımlar olduğunda 82'nin de altına düşecektir bu. Eğer olur da 300, 400 ve 500 gibi bir alım olursa ki hiç zannetmiyorum ama hadi oldu diye kötü senaryodan konuşuyorum. Bu sefer de puanlar daha yüksekte 84'lerde 85'lerde kalacaktır. Biz 2019 ve 2020'de daha fazla alım olması için neler yapmalıyız? Sesimizi duyurmalıyız. Nasıl duyurmalıyız? Arkadaşlar artık sosyal medya normal bu mitinglerden çok daha fazla ses getiriyor. Siz bir Twitter'dan baskı yaptığınızda bütün Twitter kullanıcıları görüyor ve Sağlık Bakanlığı'nda bunu gördüğünü düşünüyorum ben. Sonuçta kaç bin kişi Sağlık Bakanlığı'na direkt tweet atıyor. Durum böyle olunca her sağlık bölümünü önerdiğim gibi siz de bu yorum altında birleşebilirsiniz, tanışabilirsiniz, bir birlik olabilirsiniz ve tıbbi laboratuvarlardan gerçekten ben e, güzel bir ses getireceğini umuyorum. Hani bu yönde çalışma yapan çok arkadaş olduğunu görüyorum ve birçok tıbbi laboratuvar öğrencisine bunların ulaşıp çok güzel ses getiren işler yapacağını düşünüyorum, bekliyorum. Ben ne yapabilirim? Ben her bölüme söylediğim gibi size de söylüyorum. Ben eğer Twitter'da bir etkinlik yapıyorsanız Twitter'da işte kaldığınız günü bana söyleyin. Ben de sayfamla paylaşayım. Ben de sizler için tweet atayım. Bunu odyometri öğrencileri için ilk onlarla başladık. ilk onlar aldı işte ve ilk onlarda denedim. Yaptım. Sizler için de yapabilirim. Hani sesinize ses olabilirim. Daha çok kişiye ulaşabilirim. Elimden geleni yapmaya hazırım diyeyim. Şimdi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın hani tıbbi laboratuvar için bir açıklaması yok. Ama Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılında hastaneleriyle, teknolojik gelişmeleriyle sağlık alanında büyük bir devrim olacağı, büyük bir gelişme olacağını, yeni 5 tane şehir hastanesinin açılacağını, yeni devlet hastanelerinin açılacağını ve her hastane açıldığında sizin bölümünüz bu hastanede olmazsa olmaz olan bölümlerden olduğu için sizin de mutlaka güzel kontenjanlar ayıracaktır. Ben 2019-2020 yıllarında 2017-2018'deki gibi bir alımın rahat olabileceği düşüncesindeyim. Çünkü bakanın açıklamaları bu doğrultuda, yapılan işler bu doğrultuda. Allah'ın izniyle inşallah çok daha güzel fazla alımlar olur, çok daha büyük rakamları görürüz. Bu puan inşallah çok daha düşüklere inmesi, 80'leri görmesi temennisindeyim. 80'lerin de aşağısına düşmesini gönülden istiyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer bakan açıklama yaptığında, kontenjanlar açıklandığında, alım sayıları açıklandığında ben hani bunu size video şeklinde yapamam ama işte e, sitemizden yazılar yazabilirim ve kendi kişisel hesabım olan Memur Jargonu Burak'tan Instagram'dan e, bunları paylaşacağım. Bunları takip ederek de hani gündemden, gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Tercih zamanında da ben elimden geleni yaparım sizlere. Tercihte de yardımcı olurum. Eğer bana istek, sorunuz, görüşünüz varsa kişisel hesabına yazabilirsiniz. Geç dönüş yapabilirim onu söyleyeyim. Çok yoğun şu aralar. O yüzden anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Genel bir özet yaptığımızda tıbbi laboratuvarlar gerçekten önemli bir iş yapıyorlar. Bir hastaneye hangi hastalıkla giderseniz gidin, doktor kesin teşhisi koyabilmesi için mutlaka bir şeyler istemek zorunda sizden. Tetkik, istem, böyle şeyler işte kan olur, idrar yani böyle şeyleri mutlaka istemek zorunda. Ve böyle şeyleri istediğinde de sizler devreye giriyorsunuz. Bu yüzden siz olmazsa olmazlardansınız diye düşünüyorum. Ve inşallah hastaneler açıldıkça sizlere de ayrılan kontenjanlar artacaktır. Gönlünüzü ferah tutun, umudunuzu yitirmeyin. İnşallah 2019 yılı hepimiz bütün sağlıkçılar adına hayırlı güzel bir yıl olur. Güzel atamaların olduğu bir yıl olur. İnşallah 80'in de altına düşer onlar. Çok daha düşük puanları görürüz. Ama benim temennim 2017-2018'deki gibi bir alım olduğunda veya 900 bin gibi bu sayılarda bir alım olduğunda benim düşüncem, benim verilere baktığımdaki gördüğüm 82'leri göreceği düşüncesinde tabii bu değişiklik gösterebilir. Mesela mezun olmayıp KPSE girenler de var. Bunlar da branş sıralamasına dahil. Bunlar da dikkat edin diyeyim ve laf fazla uzatmadan sizleri bir an önce etkinliklerinize, ses getirecek etkinliklerinizle baş başa bırakayım. Tekrardan söylüyorum. Hashtag aldığınız günü bana yazın. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenerek ve paylaşarak birçok kişiye ulaştırabilirsiniz. Birçok tıp laboratuvarın gözüne sokabilirsiniz bu videoyu diyeyim. Hakkınızda hayırlısı olsun. 2019 yılı umarım gönlünüzce olur. Umudunuzdaki yerlere atanırsınız inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer açıklamalarla ve gelişmelerle karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere.